Gerçekten bana göre doğru başladı. İlk kez göreve geldiğinden beri ilk kez takım oyuna hızlı başladı ve gol bulmaya çalıştı. Ankaragücü'nün tek oyun senaryosu topu rakibe ver, kontratakla gol atmak üzerine olmaması lazım. Bekle, bekle Evet, gelsinler olmaması. Ankaragücü'nün 2-3 tane oyun planlaması olması lazım. Misal aynı senaryoyu Gaziantep maçındaki senaryonun Gençlerbirliği maçında da deneseydi bir sonuç alabilirdi. Hans Hoca'nın istediğini yaptı Mustafa Reşit Akça. Topu Gençlerbirliği'ne verdi. Oyunu Gençlerbirliği oynadı. Golünü attı, maçı kazandı. Şimdi Rize maçı öyle bir maçtı ki yani bu goller seri geldi. Bir tanesi kendi kalesine attı. Bir tanesi gerçekten güzel bir yol vardı oradan. Evet. Oradan vurdu ve golü attı Rodriguez. Bir 2-0 çok güzel bir avantajı sergiledi. Şimdi ondan sonra Ankaragücü gerçekten Fuat Çapa'ya söylediğim gibi sağdan silinmeye başladı. Sadece olayı defansif yöne çekti. Şimdi Gaziantep maçında bana umut verdi mi Ankaragücü'nün oynadığı futbol? Vermedi. Beni korkuttu açıkçası. Haftalardır bir şey söylemeye çalışıyorum. Hadi ilk haftalarda takım oturmadıydı. Takımda bir Gaziantep maçı derken? bu hafta oynayacağı Ha, Gaziantep bu maçı. hafta önce evet. Gaziantep maçı için umut vermedi. Şimdi hadi ilk haftalarda şey söylüyorduk. Takım yeni kuruldu. Devre arasında bu kadar çok transferden sonra takımın oturması hocaya yeni kolay bir şey değil. Ama artık 2 ay gibi bir süre geçti neredeyse. Artık takımın bir arada oynaya oynaya alışmış olması lazım. Bir Aynen şeyleri öyle. oturtması lazım. Geçen hafta da aynısını konuştuk. Evet. Ve farklı senaryoları uygulaması lazım. Gaziantep maçında da yani rahat dediğimiz bir Gaziantep karşısında da topu Gaziantep'e ver, Bekle. bekle dersen bu sefer oradaki Sumudika şansı devreye Gaziantep girer. Futbol Kulübü'ne baktığım zaman ben şöyle yap değerlendiriyorum izlediğim kadarıyla. Gaziantep'in sağ tarafını yani Ankaragücü'nün sol tarafını kapattığın zaman Gaziantep'in işlevi %60-70 düşüyor. Evet. Bunu gördüm. Yani burada işte dedim ya takım savunması. Takım savunması çok çok önemli. Aynen öyle. Aynı şey mesela şey için de geçerli. Daha sonra oynayacağı Başakşehir maçı için de geçerli. Edin Viskan'ın önünü kapat. Dembaba'yı birebir Yani kitle. İşin %50'sini, %60'ını Başakşehir çözüyorsun. maçının farklı bir tansiyonu olur. Bu maçın Antep Bu maçıyla çok aynı önemli olmaz. hocam ya. Antep maçı çok önemli. Çok Yani önemli. Ankaragücü'nün keşke bundan sonraki bütün maçlar Fenerbahçe ile olsa diyor. Şimdi Fenerbahçe böyle gidiyorken Fenerbahçe bir hapşırdı şey. yok yok direkt avucuma şey yaptım. Direkt Sağ olasın işte hocam. ama şey yap diyorlar. Şuraya yani Yok yapma yok bak. öyle yaptım. Dirsek Yani bir de içine. yani yok yok. ya bir şey demeyeyim Bülent tamam itiraz etme karşımdasın gördüm yapma. Yani şu dirseğin Hocam içine ne diyorsa onu yapabiliyorsun. yap. Dirseğin Yaptığını yap. içine. Tabii. Hem de seyredenlere de örnek olursun. Tamam hocam. Tabii tabii. Anladın mı? Çok önemli. Değil mi? Çok önemli. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Kendini düşün, karşındakini Şimdi de daha düşün. fazla düşün. Doğru söylüyorsun Onun hocam. için buna da dikkat edelim. Hocam Ben şimdi yine Ankaragücü takımının baktığım zaman yani maç başı ortalaması bir gole gelmiyor. 23 gol atmış, 45 gol yemiş, 7 gol de çok. atamıyor. Bak şimdi Çok gol yemiş. bu kadar aslına bakarsak etkili ileri uç elemanları var artık. Rodriguez, Mikel Aksaba, Orgil arkasında devreye girerse bir Scarione. Şimdi Ankaragücü'nün de kilit noktadaki şimdi hocam sana da sorayım, Meriç abi sana da sorayım. Sedat dediğimiz zaman Sedat iyi bir top kesici midir yoksa iyi bir oyun kurucu mudur sizin Normalde gördüğünüz? iyi bir top kesici. Ama Kesici. zorunluluktan oyun Oyun kurucu kurucu gibi gibi oynuyor olsun. tabii Kadro yani. yapısı gereği Ama Sedat o yılların vermiş olduğu tecrübeyle artık tecrübeli o top tekniğinde oyuncu kazanıyor tabii. canım. Tabii. Yani şimdi Oyun Sedat'ın görüşü. tecrübesiyle buradaki oyuncuların çoğu Yok mutlaka. tecrübesi bir değil ki Ama ya. bak işte kadro yapısındaki kurulumdaki hata buradaki Sedat takımın en önemli adamlarından bir tanesi başladı. Mustafa Reşit Akçay dahi takımın ona çok ihtiyacı vardı diyor. Aslında Sedat'ın alternatifi var. Sakatlanmasın tabii. Sedat mutlaka gücüyle, kuvvetiyle ön libero'da çok iş yapacak. Ama oyun kurucu Scarione misal hazır olması lazımdı. Scarione devreye girerse Ankaragücü'nün oyun şekli çok değişecektir. Çünkü kilit pas atacak, kanatlara topu gönderecek, Orgil'i topla buluşturacak adam bana göre kesinlikle Scarione Şimdi veya Scarione tarzı bir sevgili eleman. Meriç'in Pinto. söylediği gibi Bak Fenerbahçe görürsünüz maçından Pinto'yu. sonra bir geri gidiş. Şimdi bu maçla birlikte Çaykur Rizespor maçı Tersine dönmüş. galibiyetiyle
oyunculara da bir güven geldi. Bu güvenle sonradan görev alan işte Skaryan olsun, İlhan olsun, diğer oyuncu olsun. Onların baktığımız zaman giriş dakikaları mesela Skaryan'ın 67. dakikada girdi.